Nereden çıktınız? Haberinizi aldık. Her yerden çıkabiliriz. Haberinizi aldık. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hoş nasılsınız? Geldiniz diyelim. Yazma kursu yaptınız. Evet evet aynen İmperial'deyim. Zaten her hafta geliyorum da. Ya gerildim arkadaşlar üstüme gelmeyin. Ne oluyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Ya tam bir anda sizi görünce şok oldum şimdi yani. Haberden çıkıyorum. Tamam sorun nedir şimdi bu kadar yani? Hazır mısınız şu anda? Heyecanlısı mısınız? Yani hazır değilim ya bir anda karşımda görünce. Buyurun. Nasılsınız? Ne var ne? İyilik, sağlık. Sizde ne var? İyi valla bir tatil yaptım. Süper. Aynen öyle de detokstaydım. Valla çok güzel geçti. 3 kilo verdim yaz öncesi. İyi geldi yani. Çok istiyordum zaten ama işlerden vakit bulamıyordum. İyi. İyi gözüküyor mu? Harikasınız. Gayet güzel. Çok güzel, süper. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Malum öyle. Kaç haber çıktı Emir Bey'le alakalı. Evet. Aynen. Sibel Hanım'la görüntülendi. Hatta sonrasında da size artık özür babında mı bilmiyoruz diye çiçek gönderdi. Günler gönderdi. Yani bir sürü şey yazılıyor. Sizin ağzınızdan duymadık. Ya şöyle arkadaşlar biliyorsunuz ben bugüne kadar hiç bu konu hakkında konuşmadım. Hani açıkçası konuşmayı da düşünmüyordum. Ama hani madem bugün burada karşılaştık ben birkaç cümle söyleyeceğim. Bunu söylememin nedenini öncelikle açıklamak istiyorum size. Şimdi ben konuşmadıkça beni bir çamurun içine çekiyorlar ne yazık ki. O yüzden ben birkaç cümleyle kendimi ifade edeyim ve bu konu burada kapanmış olsun ve bir daha asla konuşulmasını istiyorum. Bu konunun içerisinden çıkmak istiyorum. Çünkü şöyle, ben her zaman haberciliğimle ve işimle ön planda olmak istedim ve bunu yapmaya çalıştım. Hatta Kanal D'den ayrılırken de o dönem özel hayatımla ilgili çok önemli bir karar almıştım ve bunun Kanal D'ye zarar vermemesi açısından Kanal D'den ayrılmıştım. Ve daha sonra bir güzel dinlendim, ara verdim ve yeniden bir işe başladım Ocak ayında. Ve çok da güzel gidiyor bu iş. Ben bu işi hiçbir şeyin bozmasını istemiyorum. Ben yayınımda genel başkanları ağırlıyorum ve çok ciddi bir iş yapıyorum ve bunu da çok güzel bir şekilde yapıyorum. Ve halkımız da bunu takdir ediyor. Şimdi ben Mart sonunda, hatta yani Mart ortasında diyeyim. Evet, ben çok özür dilerim. Böleceğim. Bir tabii. De öyle bir olay var. Şimdi Sibel Hanım'la görüntülendi Emir Bey. Sizin de yani sizin de ilişkinizin devam ettiği konuşuluyor hala. Ona da bir açıklık getirirsek. Şöyle yapalım. Arkadaşlar beni Emir Bey'in öncelikli olarak bana diğer üçüncü şahısların adını anmayın. Beni ilgilendiren kısım Emir Bey'in noktasıdır. Tamam mı? Beni kimse Emir Bey'in görüldüğü insanlar beni ilgilendirmez. Öncelikle bu konuyu bir kapatalım. O beni ilgilendiren bir konu değil. Ben Mart ayında Emir Sarıgül'le olan ilişkimi kariyerime zarar verdiği gerekçesiyle noktaladım. İlişkiyi bitirdim. Fakat çok iyi bir karar almışım, bunu görüyorum. Ama bu kararıma rağmen de hala kariyerime zarar vermeye devam ettiğini görüyorum ve bugün o yüzden bu açıklamayı yapıyorum. Bu ilişki Mart ayında benim isteğimle sonlanmış bir ilişkidir. Sonrasında Emir Bey'in çiçek göndermesi, Emir Bey'in evlenmek istemesi, Emir Bey'in benim bulunduğum mekana gelmesi bunlar benim yaptığım hareketler değil, Emir Bey'in yaptığı hareketlerdir. Siz de duymuşsunuz, teyit etmişsiniz, çarşaf çarşaf her yerde yazıyor. Bunları ben doğrulasam ne olacak, doğrulamasam ne olacak? Bu soruların muhatabı direkt kendisidir. Asla ben değilim. Beni burada rahatsız eden şey bakın, tekrar söylüyorum. Yaz yeni başlıyor. Bu beyefendinin yanında başka kadınlar olabilir. Bu beyefendinin yanında her kadın gördüğünüzde benim fotoğraflarım ortaya çıkacaksa bu beni üzer. Emir Bey ile evlenmek istemiyorum. Emir Bey'in barışma tekliflerini kabul etmeyeceğim. Bu konu benim için Mart ayında kapanmış bir konudur. Ve bir daha asla ve asla bu konuların içerisinde yer almak, bu konularda işte bir kişi, iki kişi falan derken bu konuların üçüncü kişisi haline gelmek kesinlikle istemiyorum. Bakın Filistinli bebekler ölüyor, öldürülüyor. Türkiye'nin gündemi ortada. Nelerle mücadele ediyoruz ve ben utanç duyuyorum. Daha fazla çok detay var ama ben bir haberci olarak ancak bu kadarını söyleyip kendimi bu işin içerisinden geriye çekmek istiyorum. Ben Emir Bey'in iki tane pırlanta gibi çocuğu var. Ben o çocuklarla da tanıştığım zamanında bana Buket abla dediler. O bu çocukları düşünmeden hareket ediyor olabilir ama ben bu çocukların hürmetine daha fazla konuşmuyorum. Benim kendisiyle bir ilişkim yoktur. Beni bu haberlerin içerisinden çekin. Özel hayatı da beni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Anlaştık mı? Son olarak siz de zaten söylediniz. Olduğunuz yere gelmiş, zaten öncesinde size çiçekler gönderilmiş özür olarak. Hatta yakın çevrenizde olduğu bir ortamda size evlilik teklifinde bulunmuş. Bu da yazıldı, siz de birinci ağızdan duyarsanız çok seviniriz.
Böyle şeyler biliyor, bakın biliyorsunuz bunu zaten. Tekrar evet, söylüyorum. Yani duyuyoruz bunu ama her, şimdi sizden... Ya arkadaşlar ben haberciyim, ben yalancı bir insan değilim. Ben bunu saklayamam ki, orada ünlü kaç tane isim vardı. Zaten herkes gördü. Şimdi ben senin gözüne baka baka hayır diyeceğim. Sana onlar evet oldu diyecek. Ben bunu diyebilecek bir insan mıyım? Ha, bu o şahsın kendi sorunudur. Tekrar söylüyorum. Onu, tamam mı? Oraya çağıran ben değilim. Çiçekleri gönderen ben değilim. Evlenmek isteyen ben değilim. Konunun muhatabı bizzat beyefendinin kendisidir. Ama benim tek bir ricam var. İlk ve son kez konuştuk. Konu kapanmıştır. Ben hiçbir şeyin içerisinde yok. Tamam peki, mı? Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz? Ben tabii ki yeniden evleneceğim. Ben 36 yaşındayım. Benim çocuğum bile yok. Tabii ki yeniden evleneceğim. Ben evlilik bahsi bu konuyla alakalı olarak kapattığımı söylüyorum. Son bir soru soralım. Buyurun. Sizi kıskandırmak için Sibel Hanım'la görüntü verdiğine dair ben üçüncü kişiler hakkında asla yorum yapmam arkadaşlar. Bakın, konunun Emir Bey kısmı haricinde asla konuşamam. O kısımlar beni ilgilendirmez. Herkesin kendi özel hayatıdır. Ben her zaman dediğim gibi, ben bir kadın olarak kadınlara saygı duyuyorum. O kısmıyla hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum. Bu soruları beyefendiye yönelteceksiniz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Fotoğraf rica ediyorum. Çok sağ olun. Fotoğraf alabilir miyim? Tabii, buyurun.